Arkadaşlar merhabalar. Sınava yaklaşık ben bu videoyu yüklediğimde 20 gün kalmış olabilir. Mini denemelerin arasına bir mini tavsiye ee, sıkıştırmak istiyorum o yüzden. Burada tabii ki söylediklerim, avım çok büyük şeyler olduğu için değil ama... ...arada rahatlamaya ihtiyacınız olduğunu biliyorum. Bir de birbirinizi artık rahatlattığınız zamanlarda değilsiniz. Yorumlarda da görüyorum, dışarıda da görüyorum. Yemek yerken, orada kütüphaneye girerken, kitapçıdan çıkarken... ...her yerde olumsuz bir atmosfer olduğu için... İnsanlar genelde birbirini olumsuzlukta eşitlediği için e, maalesef sizde birbirinizin muhabbetlerinde birbirinizi aşağı çeken durum oluyor. O yüzden size arada yukarı çeken birilerine ihtiyacınız var. Mümkünse öğretmen olur, rehberlikçi olur. Biraz daha akil insan olur. mentor artık adına ne derseniz deyin. Koç, rehberlikçi adına size bırakıyorum. Bu insanların yanında biraz e, gerçekten vakit geçirmek. O olumsuz atmosferin içinde olmaktan çok daha iyi olabiliyor. Ama çoğu zaman ihtiyacınız olan şey ders çalışmak. Bütün sıkıntılar aslında ders çalışamamaktan kaynaklanıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü hayatın sıkıntılarının içerisindeyken o zaten ders de çalışmayınca daha da üzerinize yük biniyor. O yüzden lütfen şu an sanki böyle yazılıya bir gün kala veya yazılı günü çok fazla çalışmayan öğrenci modelleri vardır. Ali'den, Ayşe'den, Fatma'dan bir sürü şey öğrenmeye çalışır. O telaşla ne öğrenirse kardır diye bakar ve hiçbir şey düşünmez ya. Zannedersiniz dünyanın en çalışkan çocuğudur o. İşte o atmosfere girmemiz lazım bizim de. Sınava 20 gün kalmış ben öğretmenlerden ne öğrenirsem kardır. Ama burada da e, şunu söyleyeyim. 50 tane öğretmeni artık dinlemenin bence anlamı yok. Tutturduğunuz, sevdiğiniz birkaç öğretmen yeterlidir. Çünkü matematik sonsuz bilgiden oluşuyor fen de öyle. Kimya, işte fizik, Türkçe, edebiyat, şu adlarını ne derseniz deyin derslerin. Hepsinde bilgiler sonsuz. Doğal olarak herkesin farklı bir tarzı var. Ve herkes bir şeylerden bahsettiği için, herkes de önemsediği için ve herkesin önemsediği şeyler farklı olduğu için bazen kafa karışıklığına nedeni de olabiliyor. O yüzden yani bundan 3-4 yıl önce bu kadar fazla iyi öğretmen YouTube'da olmadığı gibi bundan sonra çok daha fazla YouTube'da iyi öğretmen görebilirsiniz. Hepsine yetişecek misiniz? Hayır merak etmeyin. Rahat olun birkaç öğretmen size yeterli. Onların peşinden gidersiniz. Çünkü işin gerçek aktörü sizlersiniz. O yüzden ders çalışacaksınız. Günlük bir bir buçuk saat artık ne kadarını ayırıyorsanız o YouTube'daki hocalara onlara ayırın ve burada dediğim gibi çok sayıyı abartmayın. Yine rehberlik ve tavsiye videolarında da sürekli artık birilerinden bir şey dinlemeyin. Bakın e, videoda da tavsiyelere başladık. E, bu dakikadan sonra artık derece öğrencisinin geçen sene sınava girmiş başından iyi veya kötü şey geçmiş öğrencileri dinlemenize gerek olmayan zamanlardasınız. Çünkü bu durumlarda arkadaşlar işin içine tercih giriyor. O insan üniversiteye gitmiş. Sen onun rahatlığında değilsin. Bir nevi o bolluğa erişmiş. Sen hala yoklukta gibisin. Ee, uzaktan bakıyorsunuz olumlu durumlara. Kendi durumunuza geldiğiniz zaman böyle ezik hissedebilirsiniz. Sizde durduk yere olumsuz etkiler uyandırabilir. Tercih düşünebilirsiniz. Sıralama düşünebilirsiniz. Net düşünebilirsiniz. Puan düşünebilirsiniz. Bu da sizi olumsuza iter. O yüzden şu an net, sıralama... Yaptığım netler, netlerimi nasıl yükseltebilirim, ne yapabilirim düşüncelerin bir kenara bırakmak lazım. Tek odaklanmanız gereken şey öğrenmek. Gerçekten bunu inanarak söylüyorum ve burada çalıştığım artık bir sürü öğrenci oldu. E YouTube'dan da ben genelde matematiksel yorumlara ve diğer kısımlara dikkat etmeye çalışıyorum. Ölçme, değerlendirme kısmı itibariyle. E gördüğüm gerçekten burada belki bazen yanlış anlaşılıyor ama at gözlüğünü takıp sınava odaklanmak arkadaşlar. Şu an kritik zamanlardayız. Yani benim... E, dün hatta bir muhabbette de olmuştu. Benim artık şu an sorgulayacak bir zamanda değilim ben. Çünkü onu ya geçmişinde yapacaktın ya da geleceğinde yapacaksın ya da doğru zamanda yapacaksın. Doğru zamanda olmayan sorgulamanın bir anlamı yok. İsterseniz çok affedersiniz ama şu an tuvaletteyken yemek yerken yine sorgulamalarınızı kişisel sorgulamalarınızı yapabilirsiniz. Ama geriye kalan kısmı bir kamp halinde düşünmek lazım. Ne kadar kendinizi... Ders çalışmaya itebildiğiniz kadar, ite, ittiğiniz kadar o kadar diğer dertlerinizden biraz uzaklaştığınızı görürsünüz. Şu an tam şu zamanlar bak kendi öğrenciliğimden de hatırlıyorum. Hayatı sorguladığım, ya bunlar gerçek mi ya? Biz bunlarla uğraşıyoruz ama dünyanın öbür, ben 2005'te sınava girdiğimde dünyanın öbür tarafında yine farklı şekilde, farklı durumlarda insanlar üniversiteye giriyordu. Ve biz sınava girerken 2005'te bile şu vardı seneye sınav sistemi değişecek mi? Hakikaten 2006'da da bu arada sınav sistemi değişmişti. Yani o söylentiler gerçeği bulmuştu. Ve o baskılar altında sınava hazırlanıyorsun. Diyorsun ki seneye mezuna kalsam sınav sistemi değişecek. ikili sistem gelecek. E biz 12'leri... O şey, 11. sınıf ve 10. sınıf eskiden 11'e kadar okuyorduk. 11 ve 10. sınıf konularını zaten bizde sormuyorlar. Seneye ne yapacağız? Yani bu saçma sapan şeylerin içine giriyorsun. Orada bir şunu düşünmen lazım. Bir dakika abi ben sınava bugün gireceğim. Seneye değil. O zaman ben bugüne odaklanmalıyım. Ama insan maalesef aslında kaçak göçek davranma tarzı bu. Sorgulayayım ki hani mesela dünyayı sorguluyorum. Varoluşumu sorguluyorum. Varoluşsal sancılarıma giriyorum. Niye? Aslında orada diğer taraftan ders çalışmaktan kaçmak istiyorum. İnsan en güzel arkadaşlar kendini kandırıyor. Bu bir gerçek. Bu yaş fark etmeksizin bunu böyle sizden büyüğüm sizden çok tecrübeliyim manasında değil. Geleceksiniz 35 36 yaşınızda arkadaşlarımız var işte. Bazen öyle yanlışlara giriyorlar ki ya diyorsun Allah aşkına bunu ben 21 yaşımda yapmadım bu saçmalığı. O yüzden insan yanlış yapmaya müsait bir varlık. Bunun yaşı, tecrübesi olmayacak. Ama birileri size mentorluk yaptığında, birileri gerçekleri söylediğinde buna kulağa tıkamamak lazım. Bu yüzden arkadaşlar insan kendini çok kolay kandırmaya müsait bir varlık olduğu için... En kolay yalanı başkasına değil kendine söylediği için bazen dışarıdan gelen şeylere maalesef tepkisel olabiliyor. Yani doğru söylendiği zaman neden o çok klişe atasözü var Türkiye'de doğruyu söyleyen dokuz köyden kıvılır. Sadece birilerinin zoruna gittiği için değil, e, kötü şeyler olarak düşündükleri için değil. Doğru insanda sarsıcı bir etki uyandırıyor. Çünkü genelde insan rolentide gitmeyi, sürünerek yaşamayı biraz daha kendisine layık görüyor maalesef. Ama doğrular, gerçekler seni yukarı çıkartacağı için yukarı çıkmanın da bedeli var. O bedeli ödemek o kadar kolay değil. O yüzden insan şunu istiyor. Ben sürünmek istiyorum hocam ya. Ben şu an bu sınavı kazanmak istemiyorum. Ben aslında şu an ders çalışmak istemiyorum. Senin bana söylediğin bir söz bende ters tepiyor. O zaman ben seni reddediyorum. İşte bu atmosfere soktuğu için arkadaşlar sizi bu sorgulamalar ben o yüzden doğrulun şu an gerçek olması gerekenin düzgünce ders çalışma yollarını araştırmak gerektiğini düşünüyorum. Bir örnek vereceğim. Şimdi siz ders çalıştığınız gibi biz de kendi işlerimizi yapıyoruz bir sürü zamana ihtiyacımız var ve sürekli ders çalışmamız, hani bir şey ders çalışmam diyorum. Sürekli bir şeyleri üretmemiz gerekiyor. O zaman benim kafam hep şöyle çalışıyor. Nasıl daha fazla e, bu işi üretmemi sağlayacak atmosfer oluşturabilirim? Gerçekten insan eğer derdi halletmek olursa halletmek odaklı çözümler üretiyorsunuz. Ya da işte geçen şeyden bir örnek vereyim size. Map kitabı 3 tane, 3 şey neydi o? 3 adımda TYT, AYT kitabı vardı değil mi? Orada arkadaşlar benim şu düşündüm. Ya map kitaplarını hepsini çözmeye gerek yok ama... ...kitaplarda da bir sürü sorular zaten bunlara benziyor. Ama bu çocukların da e, birkaç tane de olsa... ...içlerini rahatlatmak için bunlara soru göstermek lazım. Ve belki içlerinde kaliteli sorular vardır. Şimdi bunlar bakacak saatlere gidecek. Bir bakayım bak. Hemen insan çözüm üretiyor. Ne yaptım? E, e, telif yemesi riskim var. O zaman sayfayı kapat. Soru numaralarını koy. O zaman paylaş. En azından oradaki yüz soruyu çözsün ve vicdanı rahatlasın. Bak insan olumlu düşünürse çözüm odaklı olursa, bir şey halletmek isterse büyük zekalara gerek yok. Ben kesinlikle zeki olduğumu, mükemmel bir insan olduğumu düşünmüyorum ama ben üretebiliyorsam hep diyorum diğer insanlar da çözüm üretebilmeli. Çünkü, çünkü çok ortalama bir zekaya sahibim ve ortalama zekaya sahip olmama rağmen çözüm odaklı olduğumda gerçekten bir şeyler üretebildiğimi görüyorum. O yüzden siz de açık ve net olacaksınız. Bu sınavı kazanmak istiyor musunuz, İstemiyor musunuz? Ki herkes sınavı kazanmak istiyor. O zaman lütfen bizi dinleyin ve olabildiğince ders çalışma sebepleri oluşturarak yıkıp geçerek bazen ortalığı o ders çalışmaya gitmemiz gerekiyor. Evse ev kütüphane ise kütüphane neyse ne ama benim o atmosferi oluşturmam gerekiyor. Bazen olumsuz atmosferin içindeyken bile çalışmam gerekiyor. Bir örnek vereceğim yine ben sınava çalışırken eskiden malum herkesin imkanı imkansızlık bir sürü sıkıntı var arkadaşlar. Biz size hani yani eski zamanlar hep böyle anlatılınca güzel zamanlar gibi geliyor ama ben sınava çalışırken benim babam Annem e, doğal olarak evde televizyon seyrediyorlardı. Hakkı yani orada da akşam insanlar yorgun argın oturuyor. E, benim ders çalışmamı bekleyecekler yani. Onlar televizyon seyrederken e, tek odada soba var mecburen. Sobalı da oda odada oturuyorsun kışın. E sen de orada ders çalışıyorsun ve şunu hiç dediğimi hatırlamıyorum. Bu annem babam da var ya benim burada sil, televizyon izliyor benim sinirlerimi kaldırıyorlar bana. Öyle değil. Çünkü niye biliyor musunuz? E ben onu yapmazsam ihtimalim yok ki ya ders çalışmayacağım. ...ya olumsuzluğun açısından bakacağım... ...benim niye kendi odam yok... ...benim niye böyle milletin şusu var busu var... ...bizim hiçbir şeyimiz yok deyip böyle... ...sırf şikayete boğacağım ortalığı... ...ya da ben orada... E, ...Balçova'da, İzmir'de işte yaşadığımız yerde... E, ...olumsuz liselerden kurtulup... ...bir şekilde kendimi Anadolu Lisesi'ne atmıştım... ...ve yine aynı şekilde benim kurtulup... ...iyi bir yere gitmem gerekiyordu... ...e doğal olarak arkadaşlar bu iyi yere gitmek için de... ...benim ne yapmam lazım... <laughs> Çalışmam lazım. O zaman çalışmak için tek ihtiyacım olan şey, evet, o ders çalışmayı gerçekleştirmek. O yüzden de bu tarz durumlarda lütfen böyle düşünün ve cidden YouTube'da e, kalitenin çok yukarı çıktığını görüyorum. Hocalar inanılmaz şekilde size faydalı olmak için uğraşıyor ve böylece kalan zamanlarda demin başta dediğim gibi birkaç kişi tutturarak mentor, koç, e, rehberlikçi, hoca, bunlara dikkat ederek arkadaşlar ders çalışmalarınızı takip edin. E, sınava yaklaşık 2 hafta kala ben sizden çıkmış soruları çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Çıkmış sorularda konu bazlı değil. Ben deneme halinde çözmenizi istiyorum. E, ben 2013'ten bu zamana kadarkileri istiyorum. Yanlış duymadınız evet 2013'ten bu zamana kadarkileri. Çünkü sınavda gerçekten kaliteli sorular var. Gözünüzden kaçan sorular var. Matematik odaklı düşünmeyin. Siz fen, sosyal ve Türkçeden de sorumlusunuz. Eşit ağırlıksanız edebiyat, coğrafya, tarihten. İşte sayısalsanız fenden sorumlusunuz ve bunların hepsi size arkadaşlar süper yeni nesil soru olarak gelmiyor. Geçmişteki birçok sorunun benzerini ÖSYM profesyonel bir şekilde değiştirip size soruyor. Ve inanın çözeceksiniz zaten o sınavlarda full çıkartamayacağınızı göreceksiniz. O yüzden lütfen 2013'ten itibaren YGS, LYS, TYT, AYT'leri güzelce vakit ayırarak deneme formatında çözün. E şimdi LYS'ler hocam şey 50 soru. E o zaman zamanını ona göre ayıracaksın. Onu biraz daha sınav oranlı düşün. Normal ben sana e, zaten topu topu şu an 100 kaç soru? 80 soru için 180 dakika veriyorum. E zaten matematik orada 50 soru. E, şey de nedir onun adı? Geometride 30 soru, 80 soru. Bunların neredeyse 20 tanesi müfredat dışı olsa 60 soruyu da git o zaman dak bir buçuk saatte ya da 100 dakikada çöz. Bak çözüm üretebilirsiniz. Yeter ki amacınız çözümsüzlük değil çözüm olsun. Neden 2013'ten itibaren alıyorum ben? Çünkü ÖSYM'nin sınav formatına bu dakikadan sonra odaklanmak gerekiyor arkadaşlar. Ve e, güzel kitaplar çözüyorsunuz. Ben hala iyi öneriyorum. Apotemi'nin soruları iyidir. Kolay, orta, zor beni hiç ilgilendirmiyor. İsterse dünyanın en kolay kitabı olsun Apotemi'nin soruları gerçekten iyi. 3D denemeleri, bu denemeleri kastediyorum. 3 4 5 denemeleri. E, kolaylığı beni hiç ilgilendirmiyor. Orijinal denemeleri. Bunlar benim son düzlükte en azından 1 2 3 4 mümkünse hepsini çözmenizi istediğim denemeler matematik adına çok şey öğrenirsiniz. Fenlerde zaten hocalarınız destek oluyor. Fen'de de benim ufak bir önerim olacak. Fenler ve edebiyat, coğrafya, tarih için bunlar unutulmaya müsait dersler. Sadece deneme çözmeyin, tekrarlarınızı da ihmal etmeyin olur mu? Çünkü siz sadece matematikten sınava girmiyorsunuz. Muhakkak buradaki tekrarlarınız e, sosyal ve fende yapacağınız netler sizi yukarı çıkartacak. Herkes sadece matematik varmış gibi düşünüyor bazen ama arkadaşlar o sınavların e, orada yapacağınız ufak birkaç netin çok ciddi katkısı olacağını göreceksiniz ve matematikte bazen beklediğinizin karşılığını alamama ihtimaliniz oluyor ama fen ve sosyal aslında öyle değil. E, fen ve sosyalde Türkçe'de. Edebiyatta verdiğinizin karşılığını alma ihtimaliniz matematiğe göre daha yüksek. Kalan 20 gün bu açıdan da çok iyi bir süre. Zaten insan gerçekten bunları halletmeye odaklanınca günler hızlı bir şekilde geçecek. Ve şu da olmayacak bak. Canım ders çalışmak istemiyor. Öyle bir düşünme cet tarzım olmuyor. Niye biliyor musun? Yapmam gereken tonlarca şey var. Yapmam gereken tonlarca şeyin içerisindeyken o varoluşsal sancılara çok giremiyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten insanın içi boşluk kabul etmediği için biri girince diğeri çıkıyor. O yüzden biz olumlu şeyleri dolduralım. Olabildiğince bunlara odaklanmaya çalışalım. Bunların ben kolay olduğunu zaten iddia etmiyorum ama irade göstermemiz gereken zamanlar işte arkadaşlar. Çünkü elendiği zaman insanlar ya da yanlışa düştüğü zaman ya da yapamadığında matematiği süper olmadığı için değil. Feni çok kötü olduğu için değil, bu sıkıntılara maruz kaldıkları için veya bu sıkıntıları atlatamadıkları için aslında elenmiş ve yanlışa düşmüş oluyorlar. Yapacağınız şey düz olmak ya. İnsan aslında bazen kendini çok e, farklılığa e, kaptırarak farklı olma arzusu içerisindeyken normalliğin önemini kaybediyor. Normal olun. Düz olun. Gerçekten insan için belki en önemli nimetlerden birisi normal olmaktır. Her anlamda normal olmaya çalıştığınız zaman aslında hayatın sizin için normal olduğunu görüyorsunuz. O yüzden genel olarak dediğim gibi kendimizi böyle bir bypass haline alıp şu an o kalpteki bypass yapar gibi aynı zamanda diğer sıkıntılar açısından da stand by alıp onları da böyle durdurma şekline getirip yapacağımız şey arkadaşlar Çıkmış soruları deneme halinde çözmek konu bazlı değil. Ben deneme halinde çözmenizi istiyorum. Ve 2013'ten itibaren çözmenizi istiyorum. Ama özellikle 2018, 2019, 2020'leri kesinlikle istiyorum. 2021'de dahil olmak üzere. Diğerlerinden de vakit oluşturun. Geometrilerde çok iyi sorular var. LYS geometri 2013-2017 arasını sakın kaçırmayın. Düzgünce çözün. Bir nevi sınav sorularını vermek gibi o sorular. O kadar iyi sormuş ki ÖSYM geometriyi. Ve ÖSYM biliyorsunuz geometriyi sadece yeni nesil sormuyor ve soruları değiştirerek senin karşına çıkarttığı için göreceksiniz. Matematikte TYT eski adıyla YGS'de o kadar güzel sorular var ki onların aslında koy şimdi 2022 yaz dersin ki bu yeni nesil sormuşlar gitmişler ta 2012 yılında ama hakikaten güzel sorular var. Sakın burun kıvırmayın, küçük görmeyin. Orada iyi sorular var. Bir de ÖSYM dili önemlidir. Gireceğiniz sınav ÖSYM sınavı, ne MEP sınavı, ne Eyüp Hoca sınavı, ne Ali Hoca sınavı, ne Özgür Hoca sınavı. Bu ÖSYM sınavı. O zaman senin son iki hafta kala ÖSYM diliyle sorular görmen lazım. Bunu da söyleyeyim. O evrede ÖSYM sorularını çözerken diğer denemelere devam edelim. Tabii ki edin. Yani ders çalışma sürelerinizi maksimuma getirmeye çalışırsanız sizin için çok süper olur arkadaşlar. Ee, ve şuna inanın. Gerçekten insan arkadaşlar e, olumlu. Olabildiğince olumlu ve aksini düşünmediği sürece çünkü bir nevi hani buna inanç deyin, bir nevi enerji deyin, ne derseniz deyin. Ben insanın içinde inancın olması gerektiğine inanıyorum. Bunu illa sadece dini inanç olarak görmeyin ama tutku, inanç bunlar insanı ayakta tutan şeyler. Hiçbir şeye inanmıyorum demek problem. Hiçbir şeye tutkum yok demek problem. İnsanın tutkuları, inançları arkadaşlar onu hakikaten ayakta tuttuğu gibi olumlu düşünme biçimi insanı olumluya doğru götürüyor. Bu poliyanacılık yapmak olarak değil. Çünkü şunu düşünüyorum ben olumluya gitmekten başka çarem yok niye olumsuzu düşünüyorum alternatifim yok gibi düşüneceğim tek yolum var ileri doğru o yüzden bunları söylemek istedim İnşallah başarınıza katkıda bulunacak şeyler yapmaya çalışıyoruz zaten e, beklentilerimizi demin söyledim bunları gerçekleştirin geri kalan kısımlarda biz size zaten destek oluyoruz başarılar iyi çalışmalar.